Sera ısıtmacılığında son zamanlarda özellikle kış aylarında her sene yaşamış olduğumuz kış zammı sebzede Tarım Bakanlığı'nı, Gıda ve Tarım Bakanlığı'nı harekete geçirmiş ve pilot olarak Türkiye'de 9 ilde jeotermal enerjiyle ısınan seralar üzerinde çok daha teşvikler sunmaktadır. Tabii bu jeotermal ısınmayla kurulacak olan seraların yapılacağı iller arasında jeotermal potansiyeli çok çok fazla olan Balıkesir ili bulunmamaktadır. Bu da tabii artık konunun bu konuda niçin olmadığını konunun yakınları sanırım gerekli açıklamayı yapacaktır. 2 gün devam edecek kursta jeofizik mühendisi Akın Adıgüzel, jeotermal enerji nedir? Jeotermal enerjinin jeolojik oluşumu, jeotermal araştırma yöntemleri, Balıkesir ili jeotermal alanları ve potansiyeli konularında eğitimler verecek. Bundan 2 sene önce bir çalıştayda beraber olmuştuk. O nedenle bugünkü kursumuz çok önemli. Hepiniz jeofizik mühendisi değilsiniz. İşlerinizde jeoloji mühendisi olan arkadaşlarım da var. Onlar beni tanımıyor olabilir. İsterseniz biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Balıkesir Maden Tetkik Arama Bölge Müdürlüğü'nde görevliyim. Yaklaşık 15 senedir jeofizik mühendisi olarak Türkiye'nin birçok ilinde çalıştım. Çalıştığım projelerin çoğunluğu jeotermal oldu. İstedim ki jeotermal deneyimimi sizlerle paylaşmak olsun. Bir de malum Balıkesir merkez ve ilçelerinin çoğunda jeotermal kaynaklar var. Dolayısıyla jeofizik mühendisliğinin de ilgilendiği jeotermal konusunda özel sektördeki arkadaşlarımızı bilgilendirelim istedik.